değil Ercan. Demir Bey böyle bir şey yapmış olamaz. Vallahi diyorum Sabiha Hanım. Çarşı sabahtan beri bu mevzuyla çalkalanıyor. Hoş geldiniz Demir Bey. Hoş bulduk Sabiha Hanım. Ercan, bizim personeli topla. Herkes şuraya toplansın. Bir duyuru yapacağım size. Hemen efendim. Hadi. Ne o Sabiha Hanım? Betül tanımadınız mı yoksa? Böyle boş boş bakıyorsunuz. Aa, Betül Hanım. Aşk olsun Sabiha Hanım. O kadar mı değişmişim yahu? Çok büyümüş, çok güzelleşmişsiniz. Tanıyamadım vallahi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hadi geç. Kahve? Evet, lütfen sade. İki sade kahve bize. Hay hay efendim. Ah canım Adnan amcam benim. Nurlar için doğuyorsun. Amin. Sen hatırlıyor musun babamı? Hayal meyal. Ama bir bayram sabahı panayıra götürmüştü beni. Onu hiç unutmuyorum. Şeker macunuyla pamuk helva almıştı. Annene de söyleme demişti. Çok mutlu olmuştum. Evet, çocukları sevindirmeyi çok severdi. Gel. Teşekkürler Sabiha. Afiyet olsun. Buyurun. Sağ olun Sabiha Hanım. Afiyet olsun efendim. Betül, sana çok teşekkür ederim. Teşekküre ne gerek var Demir abi? Ümit'in sizin ailenizde dert olmasına göz yumamazdım zaten. Yok, sadece onun için değil. Bu süreçte bana destek olduğun için. Aileme güvenebileceğimi ispat ettiğin için. Ne demek? Betül. Bak bu kadın benimle uğraşmaya niyetli. Elinden geleni de ardına koymayacak belli ki. Benim bu süreçte konakta olmam lazım. Züleyha'yı, çocukları yalnız bırakmamam lazım. Bana verdiğin destek ilaç gibi gelecek. Demir abi, ben sizin sayenizde bitirdim sorbunu. Senin, Hünkar yengemin destekleri olmasa Paris'te okuyamazdım bile. Çok şeye borçluyum size. Benim üzerimde emeğiniz çok. Estağfurullah. Lütfen böyle konuşup üzme beni. Yani ufacık bir yardımım bile olsa çok mutlu olurum. Eksik olma, sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum Betül. Gel. Herkes hazır Demir Bey. Sizi bekliyoruz. Tamam, geliyoruz Ercan. Otur, otur. Otur, kahveni iç. Ama bekliyorlarmış. Beklesinler biraz daha, bir şey olmaz. İç kahveni. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Bir süredir sağda solda benimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. Kulağınıza gelmiştir. Önce bu meseleyi bir açıklayalım. Bu mesele hususi hayatımda yaptığım bir hata. Ve sadece ailemi, beni ilgilendiren mevzu. İsmi geçen şahıs akli dengesi yerinde olmayan biri. Bu yüzden onu göz önünde bulundurmakta fayda görüyorum. Arkadaşlar bakın. Kim ne söylerse söylesin. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Sizin bunun içinde yer almamanızı istirham ediyorum sizden. Ailemi ve beni üzecek konulardan ısrarla kaçınmanızı rica ediyorum. Şimdi hanımefendiyi size tanıştırayım. Betül Ercan.
Biz de eski çalışanları iyi bilirler. Evet. Rahmetli amcam Şerafettin Yaman'ın torunu. Betül tahsilini Fransa'da, Paris'te tamamladı. Okulunu başarıyla bitirdi. Artık memleketine döndü. Bundan sonra bizimle çalışacak. Holding'e hoş geldin Betül abi. Çok teşekkür ediyorum Demir Bey. Benim zaman zaman şirketten uzak kalmam gerekebilir. O zaman işlerimizi Betül Hanım yürütecek. Sizin de ona yardımcı olacağınızdan şüphem yok. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Yandık Sabiha Hanım, yandık. Ben size söyleyeyim, bu kadın bize kan kusturacak. Nereden çıktı Ercan Allah aşkına? His Sabiha Hanım, his. Ağzı var, dili yok bir kızcağız. Göreceğiz. Ağzı dili var mı yok mu göreceğiz. Evet Naci Bey. Evet, böylelikle Betül Arcan'a vekaleti vermiş oldunuz Demir Bey. Evet, teşekkür ederim. Başka bir emriniz yoksa ben müsaadenizi rica edeyim. Sağ olun Naci Bey, ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Betül Hanım. Teşekkürler. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Çantama falan mı koyayım? Bizden hatıra olarak saklarsın. Betül farkında mısın? Bu imza seni holdingin başı yapıyor. Farkındayım. Farkındayım Demir abi. O yüzden endişeliyim zaten. Sorumluluğu çok büyük. Yok, altından kalkacağına kuşkum yok. Nasıl geçti geceniz? Nasıl geçsin? Biraz oturduk, 11 gibi yattı zaten. Demir abi gerçekten deli bir kadına benziyor Ümit. Yani Züleyha'ya falan bir şey yapabilir. Rica ediyorum, dikkatli olun. Farkındayım, farkındayım. Siz de dikkatli olun. Betül, biz sen Paris'teyken annenle çok kötü şeyler yaşadık. Küstük, darıldık. Birbirimize çok kötülük ettik karşılıklı. Biliyorsundur. Biliyorum. Öyle şeyler olmuş maalesef. Maalesef. Ha, son zamanlarda bilhassa bana çok destek oldu sağ olsun. Bize bağlılığını ispat etti. Aynı kandanız neticede, aynı dedenin torunlarıyız. Demir abi biliyorsun, annem biraz deli doludur. Arada saçmalar ama çok iyi kalplidir. Biliyorum, biliyorum. Sana çok güveniyorum Betül. Ben burada yokken işlerin altından kalkacağından da şüphem yok. Güvenini boşa çıkarmayacağıma emin olabilirsin. Çok çalışacağım. Eminim. Hadi bakalım. Şimdi holdingde sana bir oda hazırlatacağım. Odan hazır olana kadar burayı kullanabilirsin, tamam mı? Olur. Sen öyle diyorsan olur tabii. Olur olur, güzel olur. Oo. Betül, benim gitmem lazım. Süleyha ile çocuklar evde yalnız. Tamam Demir abi, git tabii sen. Hatta geçireyim ben seni. Tamam, olur. Bu arada
Servislere dolaşıp personelle tanışmamda bir sakınca var mı? Yok. Bilakis memnun olurum. Hadi bakalım. Demir Bey. Demir Bey. Ne oldu Ercan? Bizim Tuzludere'deki değirmende yangın çıkmış. Ben ne yapayım Ercan? Ben mi söndüreyim? Bana söyleyene kadar itfaiyeyi arasanıza. Haber vermişler efendim. Müdahale ediliyormuş şu anda. Tamam o zaman, mesele yok. Niye çıkmış ki? Henüz bilinmiyor. Bilinmez tabii. Kim bilir ne yapar. Bir kişi de doğru bir iş yapsın be. Kalp Yarısı ATV'de.